أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Alemlerin Rabbi Halik-i Zülcelal vel Kemal Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd ve senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehli beytine, ashabına ve etbaına salatu selam, tahiyyatul ikram ve her türlü ihtiram olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Bizlere her daim hakkı konuşmayı, hakkı anlatmayı, hakkı savunmayı, hakkın yanında yer almayı, hak ile beraber yaşamayı nasip eylesin. Her türlü batıldan, yanlıştan, dalaletten, küfürden, şirkten, nifaktan bizleri uzak eylesin, beri eylesin. İhlas ve takva üzere rızasınca salih amellerle güzel bir hayat, son nefeste de hüsnü hatime ve şehadet üzere güzel bir ölüm cümlemize nasip eylesin. Diyelim, sözlerimize başlayalım. Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Bir iki ayeti kerime bu akşam beraber okuyalım. Rabbimizin kelamına kulak verelim. Söz dinleyenlerden olalım. Dünya ve ahiretimizi mamur edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ O gün mutlaka kendilerine elçi gönderdiklerimize de, kendilerini elçi gönderdiklerimize de hesap soracağız diyor Mevla. Yani elçi olarak görevlendirilen, ister meleklerden, ister insanlardan, peygamberlere, resullere, elçilere, davetçilere ve bu davetçilerin, bu elçilerin kendilerine gönderildiği kavimlere, ümmetlere muhakkak ve muhakkak soracağız diyor Allah. Madem ki dünya imtihan dünyası, yarın ahiret var, hesap var ve devamında da Rabbimiz fele nekussenne aleyhim bi ilmin ve ma kunna gaibin, onların üzerine yani yaptıklarından hiçbir şey Allah'ın ilminden noksan değildir. Allah hiçbir şeyden efendim habersiz değildir. Vel veznu yevme iznil hak. O gün mizan da haktır. Ameller tartıya koyulacaktır. Hemen fekulet mevazinu. Kimin mizanı ağır gelirse ve ulakehumul muflihun. Onlar felaha eren, kurtuluşa erenlerdir. Demek ki bir ahiret var, bir mizan var, amellerin tartılması var. Amellerden sorguya çekilmek, hesaba çekilmek, karşılığında da ya cezayı ya da mükafatı hak etmek var. O zaman kendimizi o hesaba, o mizana nasıl hazırlayalım ki Rabbimizin mizanı ağır gelen kurtuldu. Mizanımızı nasıl ağırlaştırabiliriz? Kurtulabilmenin yegane yolu mizanı ağır getirmek. Bu herkes için geçerli. O gün peygamberleri de soracağız, sorguya çekeceğiz, hesaba çekeceğiz buyuruyor Mevla. Peygamberlere gönderilen Cebrail aleyhisselamı, Cebrail'e haber getiren İsrafil aleyhisselam, bütün bunların hepsi o gün hesap verecekler diyor Allah. Peygamberlerin hesap vereceği gün seni beni hesaba çekmeyecek mi Allah? Ona göre hazırlığınızı yapın,
amellerinizi ne yapın ne edin mizanda ağır getirmeye bakın diyor Cenab-ı Hak. Sözüm söz, o gün mizanda sevabı, ameli çok olanlar kurtulacaklar. O zaman bu dersimizde mizanı nasıl ağır getirebiliriz? Onun üzerinde bir iki tüyo vermeye, faydalı bilgiler arz etmeye çalışalım. Ramazan-ı Şerif'in de bereketinden istifade ederek. Öncesinde mizan hakkında şöyle bir bilgi verelim. Mizan bizim anlayacağımız şekliyle terazi kabul edin. İki kefesi olan, bir tarafında sevaplar, diğer tarafında günahlar tartılacak bir kefesi diyor rivayette. Arz ile sema arası kadar geniş. Yani 7 kat arz, 7 kat sema ne kadar mesafede, o mizanın bir kefesi de o kadar geniş, büyük. O mizanın sevapların koyulacağı kefeyi ağır bastıranlar, ağır getirebilenler kurtulur. Peki bu kadar büyük mizanı neyle dolduracağız? Evet, dolar mı? Davud Aleyhisselam vaktiyle Cenab-ı Hakk'a mizanı bana göster diye münacat etmiş. Mevla da mizanı Davud Aleyhisselam'a gösterdi. Dedi ya Rabbi bu neyle dolacak? Yani biz caminin içerisini doldurmaktan aciz bir cemaatiz yani. Buraya bir halı serelim dedik. Koca bir cemaat bir halıyı becerip seremedi. 7 kat arz, 7 kat sema, terazinin bir kefesi. Bunu neyle dolduracak bir kişi? Mevla buyurdu ki, ey Davud, ihlasla, samimiyetle, imanla bir kul Subhanallah desin. Efendimizin de farklı rivayetleri var. Subhanallah nisful mizan buyurdu. Mizanı yarıya kadar doldurur. Elhamdülillah temle'ul mizan. Elhamdülillah demek mizanı doldurur diyor Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hele la ilahe illallah o mizana bile girmez diyor. Evet, mizanı ağır gelenler kurtuldular. Ameller yarın mizanda tartılacaklar. Bu tartı nasıl olacak? Yani altın tartar gibi hassas terazi mi? Yoksa böyle kilo, ton tartacak ağırlıkta bir terazi mi? Bununla alakalı ulemanın 3 farklı görüşü var. Mizanda ameller nasıl tartılacak? 1. Ameller yarın ahirete İnsan suretinde gelecekler bazı ulema. Bunun da delilleri hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar yani. Kabirde ve yarın mahşerde bazılarına yüzü güzel, elbiseleri güzel, kokusu güzel, cemali güzel, kelamı güzel birileri kabirde onu karşılayacak. Mahşere dek onunla kabirde kalacak, mahşere de beraber kalkacaklar. Ama bazılarının da yüzü simsiyah, üzeri başı berbat, kokusu çok çirkin, kelamı zaten dinlenmeyecek şekilde, o da kıyamet sabahına kadar onunla kabirde duracak, mahşere beraber kalkacaklar. Nedir? Kimdir o? Ene amelüke diyecek. Ben senin amelim. Dünyada yaptığın, ettiğin ameller kabirde karşına ya güzel bir insan suretinde ya kötü bir insan suretinde. Mahşere dek kabirde senden beraber, mahşerde de seninle birlikte bir insan suretinde mizana onlar koyulacak, onlar tartılacak. Ulemanın bir görüşü bu. Bir diğer görüş, onlar yarın mizana amellerin yazılı olduğu sahifeler, dosyalar, kitaba kaydediliyor diyor ya Mevla Teala. İkra kitabek, kitabını oku buyuruyor ya. Meleklerin öleceğimiz vakte kadar kayda aldığı hayatımızın tamamı o gün bir dosya halinde, bir kitap.
vaziyetinde mizana koyulacak. Ama tabii hayırların yazılı olduğu sayfeler sevap kefesine, günahların yazılı olduğu sayfeler de diğer kefeye koyulacak, sonra tartılacak. Hangisi daha ağır? Tabii burada amellere Mevla bir ağırlık vermiş, günahlara da bir ağırlık vermiş Allah. Namazın bir karşılığı var. Kaç kilo gelir, kaç ton gelir? Allahu alem. Ama gıybetin de bir ağırlığı var. Yalanın da bir ağırlığı var. İftiranın da bir ağırlığı, zinanın da bir ağırlığı. Her amel ağırlığınca mizana konacak. Bunun da delili Ahmed bin Hanbel'de, İmam Suyuti'de, Tirmizi'de rivayet edilen farklı hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kıyamet günü ümmetimden biri hesaba çekilir. Hesabı neticesinde cehennemlik olduğuna hükmedilir. Melekler onu cehenneme sevk ederken daha düşmemiş. Adem aleyhisselam diyor, ben cennette bana tahsis edilen yerinde istirahatteyken Adem aleyhisselam bana gelir der ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinden birinin hesabı görüldü, cehennemlik olduğuna hükmedildi. Haberin olsun. Efendimiz aleyhisselam buyurur ki, ben hemen arasayı mahşere, amellerin tartıldığı mizan başına gelirim. Ya Rab derim, senin bana sözün, vaadin var mı? Ümmetimin günahkarlarına şefaat edeceğim, bu yetkiyi bana verdin mi? Ben ümmetinden şu cehennemi hak eden kuluna şefaat etmek istiyorum ya Rabbi. Allah Azze ve Celle de peki ne istiyorsun? Amelleri bir daha tartılsın ya Rabbi. Tartıldı az önce, melekler mizana koydular. Günahı ağır geldiği için cehennemlik olduğuna hükmedin. Bunlar bazılarına masal gelebilir, hikaye gelebilir. Ama o gün ne cilve-i Rabbaniyeler yaşanacak orada. Mevla Teala her şeyi biliyor mu? Amenna. Sonuçta onun dediği olacak mı? Ama Mevla sebepler dairesinde iş yürütüyor ya, bunları yaşatacak, peygamberine yetki verecek. Efendimizin insanlar nezdinde belki çok kıymeti harbiyesi olmayabilir, haşa. Ama Allah katında ne kadar itibarı, kıymeti olduğunu o gün Mevla bütün mahşer halkına gösterecek. Sonuç, ameli tekrar mizana koyulacak. Mizanda zaten günahları fazla, değişen bir şey yok. Efendimiz aleyhisselam diyor, cebinden bir kağıt çıkartacak ya da bir sayfa ya da bir dosya. Onu da sevapların olduğu kefeye koyacak. Bir anda denge değişecek. Denge değişti mi ne oluyor? فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ Kimin mizanı ağır gelirse فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ Kur'an'da değişik ayetler var değil mi? Artık o razı olacağı bir hayatı hak etti, kurtuldu demek. Tabi mizan başında amelleri böyle tartıya tekrar gelen kul az önce cehennemlikti, şimdi mizanı ağır geldi, yırttı tabiri caizse, sevinecek, soracak. Sen kimsin? O mizana koyduğun neydi? Efendimiz buyuracak ki, ben aleme rahmet, senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O mizana koyduğum da dünyada bana getirdiğin salavat-ı şerifeler idi. Ümmetimden kim bana salavat okursa ben o salavatları saklarım diyor Efendimiz. Bir hadisinde bana salavat okuduğunuzda melekler, bunun da özel görevli melekleri var Allah'ın. Efendimiz aleyhisselama haber verir. Ya Resulallah, ümmetinin falanca yerinden filan oğlu ya da falan kızı sana selam gönderdi. Ben de onun selamına mukabele ederim ve o selamı yanımda saklarım bugün için. Bunu Suyuti ve Beyhaki rivayet ettiler. Efendimiz'e ne kadar salavat okunursa ahirette o kadar faydası olur inşallah. Başka bir rivayetinde Ahmed bin Hanbel ve Tirmizi'de kişinin diyor 99 tane amel defteri, amel dosyası mizana koyulur. Ama her biri ağzına kadar günah. Günahlar, haramlar. Mevla Teala kuluna sorar. Ha bu dosyalarda
Senin yapmayıp da meleklerin yanlış kaydettiği, itiraz edeceğin bir şey var mı? Kul boynu önünde mahcup. Yok ya Rabbi, bunların hepsini ben yaptım. Bu cevizlere ben kırdım, bu naneleri hep ben yedim, bu çanakları ben devirdim, ben yaptım bunları diyecek. O zaman mizanı hafif gelenlere Allah'ın vaadi hak. Söyleyecek bir şey yoksa hüküm verilecek. Son karar. O anda diyor Cenab-ı Hak meleklere emreder, kulumun sevap terazisine bir kağıt koyun. Melekler kağıdı koyunca denge değişecek. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadis diyorum. Dengeler değişince kul, ya Rab hikmetinden sual olmaz da o kağıtta ne var? O kağıtta La ilahe illallah Muhammed Resulullah iman sözleşmen var. Orada benden başka ilah olmadığını ikrar ettiğin, kabul ettiğin imanın tevhid var. Ben mizana girmem buyurur Allah. Yedi kat sema içindekilerle, yedi kat arz içindekilerle terazinin bir tarafında olsa, diğer tarafına la ilahe illallah konsa bu hepsinden daha ağırdır diyor Efendimiz. O gün mizana getirebilecek olduğumuz sağlam bir tevhid inancımız olsun inşallah diyelim. Bunun haricinde de yine tiyolar vermeye devam edelim. O gün mizanı dolduracak, efendim yüzümüzü güldürecek, yapılması kolay ama ahirette ağırlığı çok olan, hani biz de öyle deriz değil mi? Böyle herhangi bir tehlike anında çıkartman, kurtarman gereken evde çok eşya var. Taşınması kolay ama değeri kıymetli olan eşyalar önceliklidir. Mizana da öyle amellerle gidelim ki mizana koyulduğunda ağır olsun ama dünyada yapılması kolay olsun. Sahabe bunları bizim için sordular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Efendimiz de cevap verdi. Ya Resulallah, bana öyle bir şey söyle ki o söylediğini tutarsam, yaparsam artık başka bir şeye ihtiyacım olmasın ama yapılması kolay bir şey olsun. Efendimiz Aleyhisselam cevap veriyor soruyu soran sahabeye. Allah'a iman ettim de, yani tevhidi ikrar et, kabul et, sonra da dost doğru ol. Üçüncü bir cümle yok. Sağlam bir imanın olsun, sonra da dost doğru ol, bu yol seni cennete götürür. Başka bir rivayetinde buyurdular ki, iki kelime var ki bunlar lisanda kolay. Kelimetani hafifetani alel lisan. Yani ağızda söylenmesi çok kolay, zor değil yani. Ama fekiletani fil mizan, mizana koyulduğunda çok ağır. Dile kolay, tartıda ağır. İki kelime. Nedir o? Subhanallah ve bihamdi subhanallahil azim. Zor mu bunu söylemek? Dile kolay. Ama bunların mizanda ne kadar ağır geleceğini bir bilseniz var ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her kim sabah mümkünse güneş doğmadan, güneş doğana kadar 100 defa Subhanallah ve bihamdi Subhanallah azim derse, akşam ikindi akşam arası mümkünse, olmadı akşamleyinde, aynı şekilde 100 defa Subhanallah ve bihamdi Subhanallahil azim derse, denizin köpükleri kadar günahı olsa Allah hiç bakmaz, hepsini affeder buyurdu Efendimiz. Subhanallah ve bihamdi Subhanallahil azim. Zor mu? Eline tesbihini alacaksın, akşama kadar ah buyur da lak lak edene kadar, geyik yapana kadar, internette, sosyal medyada sörf yapana kadar, kahve köşelerinde boş boş oturana kadar al eline tesbihini, Subhanallah ve bihamdi Subhanallahil azim. Ya da Efendimiz Aleyhisselam'ın şu kelimeler var ki bunlar mizanda çok ağırdır buyurdular. 1. Subhanallah. 2. Elhamdülillah. 3. Allahu Ekber. 4. La ilahe illallah vahde. Bunların hepsi mizanda çok ağır gelecek olan şeylerdir buyurdular. Yani dilinizi, lisanınızı Allah'ı zikre, tesbihe
alıştırın. Bunlar sizin ahiret sermayeniz. Boşa geçen onca saatler, onca vakitler. Akşam olduğunda onca saatler hep zarar, hep ziyan. Ama bu sözlerle, bu tesbihatla, bu zikirlerle gününü geçiriyorsun. Ama bu sözler ahirette, mizanda inşallah yüzünü güldürecek. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerine kulak verelim. Başka? Efendimiz aleyhisselam buyurdular. Ya Ebu Zer, sana yükte hafif ama mizanda ağır gelecek iki şey söyleyeyim mi? Ebu Zer'e diyor Efendimiz. Yani taşınması kolay ama o kadar ağırlar ki o ağırlığı mizanda göreceğim. Buyur ya Resulallah. Bir, güzel ahlak. İki, sükut etmek buyurdu Efendimiz. Bu ikisi yarın mizanda en ağır gelecek olan amellerden. Neymiş? Ahlakın güzel olsun. Bir de vara yuva car carden konuşma. Sükut et. Sus. Mümkünse hiç konuşma. Yani haşa hiç konuşma derken tenzih ediyorum. Ama bugünün insanları olarak boş konuşmaktansa hiç konuşma daha hayır. Ya hayır konuş ya sükut et diyor Efendimiz. Allah'a ve ahirete iman edenler ya hayır konuşun ya da sükut edin. Bugünün insanlarının yarın ahirette başına en fazla bela açacak şey hep söylüyoruz ya burada işte. Geçen o hadis-i şerifi ben okuduğumdan beri rahat değilim. Siz dinlediğinizden beri rahat mısınız bilmiyorum ama. Efendimiz aleyhissalatü vesselama Muaz radıyallahu anh sordu ya. Ya Resulallah duam odur ki ben senden önce öleyim. Senin ölümünü Allah bize göstermesin. Ama olur ya senden sonraya kalırsa ne tavsiye ediyorsun bize? Ne amelde bulunalım? Efendimiz sükut etti cevap vermedi buyuruyor. Zaman sonra Muaz yine soru sordu. Ya Resulallah cihad edelim mi? Efendimiz buyurdu ki cihad çok güzel bir ameldir. Ama ondan daha hayırlısı var. Saymaya başladım diyor namaz. Namaz güzel bir amel ama daha hayırlısı var. Oruç ya Resulallah. Oruç güzel bir amel ama daha hayırlısı var. Zekat. Zekat güzel ama daha hayırlısı var. Ben ne dediysem diyor Efendimiz tasdik ediyor ama daha hayırlısı. Sonunda dedim ya Resulallah anam babam feda olsun. Daha hayırlısı dediğin nedir? Sen söyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilini işaret ederek buna sahip olman buyurdu. Buna sahip ol. Bu sana namazdan da çok kazandırır, oruçtan da çok kazandırır, cihattan da çok kazandırır. Kazandırmasını geçtik, kaybettirmesin. Biz kazanmanın derdinde değiliz. Kazandıklarımızı kaybetmeyelim diye buna sahip olalım. Çünkü ağzımızı açtığımız zaman ya birinin aleyhine konuşuyorsun, ya birini çekiştiriyorsun, ya gıybet ediyorsun, ya yalan konuşuyorsun, ya boş, ya küfür. E bu konuşukların ahirette sana zararı olacak. Bırak karı, zararından kurtulmak istiyorsan diline mukayyet ol, diline muhafız ol. Evet, Rabbim inşallah diline muhafız olan kullarından eylesin diyelim. Ama hadisin diğer kısmıyla alakalı yine Efendimizin benzer ifadeleri var. Kıyamet günü size en çok kazandıracak, mizanda en ağır gelecek olan ameli haber vereyim mi? Allah Resulü Aleyhisselam söylüyor bak. Bize sorsalar deseler ki mizanda en ağır gelecek amel ne olabilir? Herkesin bir tahmini var. Kimi namaz der, kimi cihat der, kimi oruç der. Efendimiz hiçbirini söylemiyor bak. Mizanda en ağır gelecek amel güzel ahlaktır buyurdu. Ahlakı en güzel olan ahirette en çok kazanacak olanlarınızdır. Hatta kıyamet günü içinizde bana en yakın olanlar diyor Efendimiz. Hani hep dua ederken ya Rabbi bizi peygamberine yakın eyle. Efendimiz'e komşu olalım. Onunla ahirette bizi beraber haşreyle diyoruz ya. Efendimiz söylüyor. Ahirette bana yakın olmak, benimle beraber olmak isteyen ahlakını güzelleştirsin. İçinizde kıyamette bana en yakın olanlarınız
Ahlakı güzel olanlarınızdır. Çok namaz kılan demiyor bak. Gece teheccüde kalkan demiyor. Gün aşırı oruç tutanlar. Bunların hepsi faziletli güzel ameller. Amenna. Ama Allah Resulü bir şeyin altını çiziyor. Namaz kılıp, oruç tutup, istenmeyen, sevilmeyen, milletin yaka silkediği, huysuz, ahlaksız, geçimsiz biri olmak mı? Yoksa farz olan amellerinle iktifa edip, bak namazsız, oruçsuz demiyorum ha, yetecek kadar amellerin olsun ama geri kalan ahlakın güzel olsun. Sahabe Efendimiz'e sordular, ya Resulallah, falan yerde biri var, şöyle ibadet ehlidir, böyle salih amelleri var, bir kadından bahsediyorlar. Gece teheccüde kalkar, teheccüde kalkmadığı gece yok. Efendim şöyle nafile oruçlar tutar, işte günde şu kadar tesbihatı zikri vardır, şu kadar Kur'an okur diyorlar ama etrafındaki komşuları ondan hal ağlar ya Resulallah. Sevinmez, istenmez, komşularıyla habire didişiyor. Kimse memnun değil ondan. O kadın hakkında ne buyursun ya Resulallah? Efendimizin cevabı, la hayra fiha hiye min ehlin nar. O kadında hayır yok, o cehennem ehlindendir buyurdu. Ya Resulallah falan yerde biri var, onun sadece farz amelleri var. Yani beş vakit kılmış. Evvabini yok, teheccüdü yok, işrağı yok, kuşluğu yok. Ama keşke olsaymış yani. Farz olan Ramazan orucundan başka nafile orucu yok. Öyle akşama kadar elinde tesbih gezen biri değil. Ama güler yüzün, tatlı dilli, herkesle seveceğim, insanlarla hoş geçinen, kendisiyle güzel geçinilen birisi. Onun hakkında ne buyurursun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onda hayır var, o cennetliktir. Güzel ahlak diyor, sahibini cennete getiren, tabiri caizse boynuna doladığı bir iptir. Kötü ahlak da onu cehenneme götüren, boynuna takılan bir iptir. Ahlakımız güzel olsun. Hepimizin bu manada ahlakımız güzel olsun. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu altı hususta eğer bana teminat verebilirseniz ben de size cennetin teminatını, sözünü veririm buyurdu Efendimiz. Yani şu altı konuda bana söz verin, bunları yapacağınıza, tutacağınıza ben de size söz, sizi cennete sokacağım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir o altı şey? Bir, konuştuğunuz zaman yalan konuşmayacağınıza söz diyor Efendimiz. Verin bu sözü bana. Yalan konuşmayacağınıza dair bana söz vereceksiniz. Gene aynı konuya geldik bak. Diline sahip olacaksın. Konuşmanı bileceğin, yalansız, dolansız, gıybetsiz, dedikodusuz konuşacaksın. Bu bir. İki, söz verdiğinizde sözünüzü yerine getireceğinize de bana söz verin diyor Efendimiz. Söz verdiniz mi? Ha, veremeyeceğiniz sözü vermeyin. Ama sözü verdiyseniz de zamanın politikacıları gibi yapamayacağınız şeyleri vaat etmeyin insanlara. İnsanları kandırmayın, aldatmayın. Sırf menfaatiniz, çıkarınız bir yerlere gelebilmek için boş vaatlerle insanları kandırmayın. Söz verip de sözünde durmamak münafıklık alametidir. Bu hususta da söz diyor Efendimiz. Üç, emanete de ihanet etmeyeceğinize, size verilen emanetleri gözeteceğinize dair de söz verin bana diyor. Zaten emaneti olmayanın imanı yok diyor Efendimiz. Emanet, iman aynı kökten türemişlerdir. İman, eman. Yani iman eden aslında emin insan, güvenilen insan demektir. E sende güven yoksa, insanlar sana güvenemiyorlarsa, güvenini kaybetmiş bir adam imanını da kaybeder. Emanete hainlik etmeyeceğinize söz diyor Efendimiz. Dört, harama bakmayacağınıza söz. Başta kolaydı değil mi? Altı konuda bana söz verin, ben de cennet sözü vereyim size diyorum. Hemen atlıyoruz. Tamam ben varım ya Resulallah. Hadi bakalım. Harama bakmayacağınıza söz verin, ben de size cennet sözü vereyim. Bakmayan var mı? Hadisi hıza bakma, bak karşılığında cennet sözü var peygamberin. Gözüne sahip olacaksın, harama bakmayacaksın. Bu işin sonunda cennet var diye göz kapaklarını kapatacaksın. Allah kapatmayı hepimize nasip eylesin. 5-
Irzınızı, namusunuzu muhafaza edeceğinize söz verin diyor Efendimiz. Namusunuza halel getirmeyecek, iffetsizlik yapmayacak, harama uçkur çözmeyeceğinize. Evet, harama uçkur çözme yaşı 12'lerde, 13'lerde olan bir toplumda konuşuyoruz. Aşk yaşı, af buyurun, kız erkek ilişkilerindeki ahlaksızlık yaşının ta ortaokul seviyelerine indiği, 12 yaşındaki çocukların aşk hayatı yaşadığı, liseye gelene kadar her dönemeçte mazide bir kızla birlikteliği olan bir dönemden, bir gençlikten bahsediyoruz. Sokak röportajlarında zaman zaman takip ediyorsunuz. Soruyor ümmetin kızlarına, senin kızına, benim kızıma, senin oğluna, benim oğluma soruyorlar. Hayatında bugüne kadar kaç erkek oldu diye. Çoklarının cevabı saymadım diyor. Bir tanesi herhalde 200'ün üzerindedir diyor. Hiç olmayan en az 5-10 tane vardır diyor. Lise çağında 15-16 yaşındaki kızlardan bahsediyorum. O yaşa kadar 10, 20, 50, 100 hayatına girmiş çıkmış ya da erkekler için tam tersi değişen bir şey yok. Namusunuza, ırzınıza sahip çıkacağınıza söz verin. Evlatlarınızın da namusunu koruyacağınıza söz vereceğim. Evlatlarınızın ırzını, iffetini, hayasını korumayan, muhafaza etmeyen, sen camide, alnın secdede, çocukların kim bilir nerede, ne alemde. Öyle anne baba istemiyor İslam. 6 ezan okundu. Ellerinizi haramdan uzak tutacağınıza söz verin diyor. Ellerinizle harama dokunmayacağın. Bu el nasıl harama dokunur? Zar tutmayacağın, kumar kağıdı tutmayacağın, faize dokunmayacağın, haram kadına dokunmayacağın, haksızlıkla bir kazanca elini uzatmayacağın artırabilirsin. Elinizi haramdan uzak tutun, ben de size cennet sözüm. 6 tanesinde ne var? Bak amel yok, namaz kılın demiyor, oruç tutun demiyor. 6 konuda bana söz verin, ben de cennet, 6'sı da ahlak. Demek ki ahlak amelden daha üstünmüş, kıymetliymiş. Allah bize ahlakı, Muhammed ahlakı olmayı nasip eylesin. El-Fatiha.